Yani karşıdaki insandan iyilik bekliyor, rahatlık bekliyor, imkan bekliyor ama kendisi fedakar olmayı istemiyor. Kendisi bir güzellik yapmayı istemiyor. Tek yanlı bir hayvanın özelliğini gösteriyor. Hayvan da öyledir. Mesela yiyecek vermeni ister ama o bir hizmet sunmaz hayvan olduğu için bilmez. Mesela devamlı senden yiyecek bekler, çıkar bekler, gider uyur sonra kafasını vurur yatar. Hayvan özellikleri gösterir. Ama insan öyle değildir. İnsan sevdiği için her türlü fedakarlığı yapar. Zorluğa katlanır. En tehlikeli şeylere bile girer. Sevdiğini yalnız bırakmak istemez. Ama egoist insan hayvan gibi olduğu için Allah ona hayvan hayatı yaşatıyor. Et karşısına da hayvan gibi insanları çıkartır. Hayvan ruhsuzluğunda, hayvan fakirliğinde bir acısı olur. Yani hayvan fakirliği şöyle, hırs içinde yaşar, tevekkül etmez, o tevekkülsüzlüğün acısını yaşar. Mesela hayvan öyle de çok gergindir. Ağızla kanaat edemez hayvan. Yani sürekli bir şeyler ister, hındarsızdır. O yüzden de çok acı çeker ama mümin fakir de olsa az bir şeyle kanaat eder, mutlu olur. Allah'a karşı gönlünde bir ferahlık olur. Ama öbürleri yani sürekli bir hırs içinde olduğu için kendini de uyanık zanneder. O aptal uyanıklık içinde sürünür. Mesela kurt kendini çok uyanık zanneder. Tilki, çakallar kendini çok uyanık zannederler. Ama hep sürünür, hep aşağılanırlar. Mesela hep bir şey hırsızlama elde etmek ister. Çok egoisttir, keyfine düşkündür. O çıkarı yüzünden hep başı belaya girer. Mesela kurt, çakal, sansar, tilki hep acı çeken hayvanlardır. Bütün ömürleri sürünmekten geçer. Mesela diyor ki Bediüzzaman ağaçlar tevekküllü olur, Allah onlar oturdukları yerde rızkını verir diyor. Çocuk tevekküllü olur, annesinin kucağında en güzel sütle beslenir diyor. En güzel şekilde kucakta ağırlanır diyor. Anne kucağında ağırlanır diyor. Çünkü Allah'a tam tevekkül eder, kendini tamamen Allah'a bırakmıştır diyor. Ama işte kurt, çakal, tilki, sansar hırslıdır diyor. Hep aç gezerler diyor. Bütün ömürleri açlık, korku içinde, hep kovalama içinde oluyor. Her yerde kovalanırlar, hep yaralanırlar hakikaten. Bütün ömürleri acı çekin. Yani insanda da bu böyledir. Hırslıdır, kendini uyanık zanneder. Fedakarlığa yanaşmaz, hep aşağılanır. Hep acı çeker. Müslümanların ahlakı Allah örnek veriyor inşallah Kur'an'da. Kendileri bir açıklık olsa bile özlüksünü kardeşlerini tercih ederler. Yani. Kardeşlerini her zaman öncelik verirler. Evet. Yani insanlardaki basitliğin nedeni şu oluyor. Fedakarlığın kendine yapılmasını istiyor. Mesela ona iyilik yapılmasını istiyor ama o iyilik yapmak istemiyor. Mesela ona para vereceksin ama o adilik yapacak. Ona yiyecek vereceksin ama adilik yapacak. Sen ona fedakarlıkta bulunacaksın, o sana egoistlikte bulunacak. Yani hayvan gibi yaşamak istiyor ve bunun hakkı olduğunu düşünüyor. O zaman işte onu Allah hayvan gibi insanların eline düşürüyor. Karşılıklı hayvan hayatı yaşamaya başlıyorlar. O yüzden çile çekiyorlar, acı çekiyorlar. Yoksa müminler hep fedakarlık şeklinde, o ona fedakarlık ediyor, o ona fedakarlık. Karşılıklı cennet hayatı yaşıyorlar adeta o zaman. Yani o yüzden müthiş bir enerji oluyor üstlerinde. Allah ayetinde şeytandan Allah'a sığınıp Allah iyilik yapanları sever diye Evet. geçiyor. Mesela ona imkan sunuyorsun, o sana nankörlük sunuyor. Sen ona mesela hasta oluyor, sabaha kadar hizmet ediyorsun. Ama o hayvan gibi sen hastalandığında o çekip gezmeye gidiyor. Veyahut horlayarak uyuyor. Yani hayvan özellikleri göstertiyor. Sen onun için mesela yiyecek hazırlıyorsun. O seni mecbur zannediyor ona. Halbuki o senin nezaketinden oluyor. Ama o senin için de bir şey hazırlamaya gerek duymuyor. Öyle hayvan gibi yaşamayı hakkı olarak görüyor. Ve oradaki detayı da göremiyor. Yani yaptığın ahlaksızlık olduğunu da göremiyor. Yani bir de şaşırıyor o zaman aşağılandığında, ezildiğinde de. Yani bu niye oluyor ki falan diyor. Yani egoist olduğunu, ahlaksız olduğunu fark edemiyor. Mesela bak demin o kız arkadaşımız baba anneannesinin yanına gidiyor hastaneye. Şimdi uykusuz, yorgun ama bak dinç görünmesi gerekir. Yani çünkü o kadına eğer yorgun görünürse o basitlik, adilik olur. Çünkü onu yıpratmış olacak. Ne demek istiyor o zaman? Yani ben yorgun argınım ama bak başıma öyle bela oldun ki bu kadar bitkin olduğum halde ben zorla
burada senin başında duruyorum. Lanet olsun Kabil'inden. Bu ahlaksızlıktır. Öyle olmaz. O anneanne o çocukları yetiştirirken 9 ay karnında taşımış. Öf demiş mi dememiş. Bin bir türlü çile çekmiş. Demiş mi? Hiçbir şey dememiş. Küçükken ağlamış, uykusuz bırakmış, sabaha kadar uykusuz kalmış, değil mi? Ama bakmış, devam etmiş. Annesine öyle bakmış. Torunken ona da bakmıştır. O zaman o hastalanınca sen onun yanında uykusuz olduğunu gösterirsen bu adiliktir. Çünkü orada sana bir para verse deseler ki 10.000 lira vereceğiz sana, sabaha kadar uykusuz kalacaksın. Böyle adeta köpek dinçliğinde olur. Köpek canlılığında olur. Parayı gördüm. Ama parayı az gördün mü böyle samana az kalmış eşek gibi perişan bir görüntü verirse bu çok çok çirkin olur. Hastaya hakarettir. Yani zulüm olur. Bu bazı tipler için söylüyor. Mesela bu adilikte. Biz mesela bir insana hizmette biz de istesek bitkin bir görüntü verebiliriz. Ama iman coşkusuyla ona canlılık sunuyoruz. Onlar da zannediyor ki yani biz hakikaten çok dinlendiğimiz için, iyi beslendiğimiz için böyle oluyoruz. Onun da uyku ve bitkinlik onun zaten hakkıdır gibi zannediyor. Halbuki orada ahlaktan kaynaklanan bir dinçlik var. İmandan kaynaklanan dinçlik var. Orada da hayvanlıktan kaynaklanan bir bitkinlik var. Çünkü mesela irade kullanıp insan dinçleşiyor. Değil mi? Yani akıl kullanarak yapıyor. Yoksa kendine hayvanı bir içgüdünün içine bıraksa hayvan gibi bitkinleşir. Hayvan özelliği olarak hayvan gibi yatar. Hemen uyumak ister. Mesela insan acıkıyor ama iradesini kullanıyor. O açlıkta yine sevdiğine hizmete devam ediyor. Mesela hastaneye gidiyor adam acil. Bir gün yemek yememiş oluyor. Hiç fark etmiyor. Müthiş bir adrenalinle açlığını unutuyor ve büyük bir gayretle hizmet ediyor. Ama acıktım dese, yemek yemeye gitse onu orada bıraksa bu ahlaksızlık olur, adilik olur. Yani imanın insana verdiği bu tip coşkular vardır. Yani hizmet üstünlüğü vardır. Adam da zannediyor ki o yani ihtiyacı olmadığı için vücudu dinç, acıkmıyor. Öyleyse. Halbuki o mesela köpek gibi acıktığında onu orada bırakır. Acıktım deyin bırakıp gidiyor. Acilde yatan bir hastayı. İşte bu çok korkunç bir şey. Ölmezsin ki sen açlıktan. 24 saat ne olur yani. Hiçbir şey olmaz. Su içersin gayet güzel dinç kalırsın. Çünkü sana yani o tip bir adama sen desen ki sana bir 20.000 lira vereceğiz. 24 saat aç kalır. 48 saat bile aç kalır. Ve köpek gücünde oluyor böyle. Acayip güçleniyor para verildiğinde. Demek ki paranın sana vereceği şevki sen imanla elde etmen gerekiyor işte. Yani mesela parada inkar etmiyor. Parada hakikaten canlı olacağını söylüyor. İşte para gidecek onun yerine iman ve ahlak gelecek. Onu para için değil de iman ve güzel ahlak için onun aynısını yapacaksın. Mesela birini koruması gerekiyor. Hayatını tehlikeye atacak. Kesinlikle yapmıyor. Ben korkarım diyor. Para veriyorsun. Yaparım o zaman diyor. O zaman sen ahlaksızlığından işte o. Ahlak eksikliğinden. Yani ahlaksızlığı hakaret olarak söylemiyorum da eksiklik açısından söylüyorum. Çünkü para verdiğinde onu yapıyorsa paranın yerine sen onu da iman ve imandan kaynaklanan güzel ahlak koyacaksın. Yani para motive etmeyecek. Güzel ahlak motive edecek. Mesela sahabiler Allah için mücadele ediyorlar. Adamlar diyor ki evimiz açık diyor. Evin açık tamam. Sana bir 20 kese altın vereceğiz desen. Savaşmaya devam edeceksin desen. Evim açık demeyi bırakır. Öyle diyor adamlar. Diyorlar ki mesela savaşmayı bilseydik gelirdik. Sana desen mesela 40 kese altın. Savaşmayı bilmediğin halde gidip savaşacaksın desen. Hemen gider. Çünkü çıkar. İşte insanın çıkarı güzel ahlak olacak. Yani altının yerine imanını koyacak. Vicdanını koyacak. Öbür türlü tabii ki hayvanlaşır insan. Yani kendi haline bırakırsan, yani bedeni zaten insanın hayvan gibidir. Hemen acıkır, hemen uykusu gelir, hemen korkar, hemen egoistleşir. O hayvani yönünü imanla dengeleyeceksin. Hayvan olmasına müsaade etmeyeceksin. Yani eğer nefsi bırakırsan doğrudan hayvan olarak baş belası olur. Yani hayvan ilkelliği gösterir. Mesela
sahabiler iki taraftan saldırıya uğruyorlar, alttan üstten. Eğer hayvani içgüdüyle bakarsa korkar. Zaten ayet diyor ki, ölüm baygınlığı içeri gibi baktıklarını görürsün diyor kendisi sana diyor. Sanki bile bile sen onları ölüme sürüklüyormuşsun gibi sana bakıyorlar diyor. Halbuki tamam, adam savaşıyor. Ya arkadaş dersen, yanına kocaman külçe altını koysan, iki külçe altın. Bu altın senin savaşa devam edeceksin desen, eder. Bak zaten diyor ki, bize ne var ki bundan diyorlar. Ya peşin bir şey yok. Sadece Allah rızası için yapıyor. Altını daha kıymetli görüyor. Halbuki altın bu dünyada, başka hiçbir işine yaramıyor. Bu dünyada çok çabuk geçiyor. İmanı esas olması lazım onun yerine. Bir insan fedakarlık yaptığında o zaten onun özelliğidir zannetmeleri çok büyük aptallık. Mesela bir cesaret gösteriliyorsa, bir sabır gösteriliyorsa, bir hizmet gösteriliyorsa o insanın güzel ahlakındandır. Yoksa yani hazırda durduğundan, cebinde hazır durduğundan değil. Değil mi? Mesela yaşlı bir hasta en çok örnek olarak verebiliyorum. Hastanedeyken sen gözlerin mözlerin böyle akmış, bitkin, net konuştuğunu bilmeyecek halde olursan onu mahvedersin. Ama çelik gibi olursan, büyük bir dikkat, o hastalık anında sana adrenalin gelecek. Hırs yapacaksın. Ama orada Allah'ın rızasını aradığın için hırs yapacaksın. Veyahut adama işte burada hasta var, al sana 4 külçe altın desen, adam der ki bir haftada ben uyumam der. Bir hafta. 3 günde aç kalırım der yani. Hakikaten yapan olur bakın ben size söyleyeyim. Hatta bir yarışma programı vardı, arabanın üstüne el koyuyorlardı. Adam 3 gün uykusuz kalıyordu. Ya yani normalde adam bir gün bile uykusuz kalamaz. Menfaati olmaz. Mesela Allah rızası için, İslam'a hizmet için bir gün uykusuz kal desen, düşer bayılır. Ama bu arabayı sana vereceğiz dedim mi, adam 3 gün uyumuyor ya, ayakta duruyor. O hatırlıyorsun değil mi o programı? Böyle hem de ayakta. Nasıl? Güzel. Güzel, o program. İnşallah. O işte insan karakterini göstermesi açısından açık delildir o. Mesela artık şuuru kapanıyor, yine bırakmıyor. Ama bir hasta var desen, bir gün uykusuz kalacaksın desen, bayılır ya. Uyandırdığın halde uyanamıyor. Sen sirkeliyorsun, uyanamıyor. Var öyle tipler. Komaya giriyor ya. Aklı gidiyor yani. Çünkü onu ilgilendirmiyor. Ama sonunda para vereceksin desen, mesela bir araba yetiyor bak görüyorsun. İşte insan karakterinin küçüklüğünü, basitliğini, hayvanlığa nasıl yatkan olduğunu orada görüyoruz. Ona benzer her olayda görebilirsiniz. Yani güzel ahlakın üstünlüğü de orada. İnsan dedi güzel ahlaklı insan zaten öyledir. Halbuki eğitimden o hale geliyor o. Allah bir ayetinde şöyle buyuruyor şeytan Allah'a sınırım. Eğer yakın bir yarar veya orta bir sefer olsaydı onlar seni izlerlerdi ama zorluk onlara uzak geldi. Tabii ya mesela sahabe döneminde adamlara parayı versen, acayip aktif olurlar. Ya günlerce mücadele ederler peygamber yanında. Çıkarı az olduğu için o adili yapıyor. Yani onun için Allah'ın rızası önemli olmuyor. Mesela bu sabah namazına kalkma olayında da öyle. Ya sabah namazında kalktığında adama desen ki sana 5 reşat altını var her gün. Sabah namazına kalkacaksın. Namazını, abdestini alıp namazını kılacaksın. Bana 1000 kişi gösterdin, bir kişi onların için namaza kalkmamazlık etmez. Bir kişi. Ama o 5 reşat altını vermezsen, içlerinde belki de hiçbiri kalkmaz namaza. Belki birkaç kişi kalkar, en fazla. Ya bu insan tinetini göstermesi açısından çok manidar. Yani Allah'ın rızası neye tercih ettiklerini gösteriyor. Nasıl ızdırap çekiyor ya sabah namazına kalkmak için? Özel kitaplar hazırlamışlar. O acı nasıl rahatlatılır? O sıkıntıdan insan nasıl kurtulur? Sabah namazının zorluğu, insana ne kadar zor geldiği, hele o ayak yıkama yok mu ya diyor. Ya sana 5 reşat altını versek bir de üstüne gidip Kızılay'ın ortasında o göbek atarsın ya. Tabii 50 altın versen Taksim'de gider zille oynar yani. Ne istiyorsan yapar. Tabii koşarak, şortla koşarak Taksim'e gideceksin desen. 50 altın ver, namaz kılacaksın.
Taksim'in ortasına gidip şortla orada dans edeceksin desen zille yapar yani. Hiç uşağı, her gün yapar. Yani egoistik, işte Cenab-ı Allah'ın nefret ettiği şey bu. O şey, bu egoistliği kalkması istiyor Allah. Ben size diyor, sonsuz cenneti veriyorum. Rızamı size takdim ediyorum ama siz geçici olan dünyaya meylediyorsunuz ve nankörlük ediyorsunuz diyor Allah. İnsanın nankör olduğunu söylüyor Allah ayette. Zalim ve nankördür diyor. Sen ona o kadar iyilik yapıyorsun. O seni zaten yaparsın zannediyor. Behey aptal. Sana o iyilik yapıyorsa iradesini kullanarak yapıyor. Adam seninle niye uğraşsın ya? Seni niye yedirsin içirsin? Sana emek veriyorsa imanından dolayı emek veriyor. Hani enayiliğinden yapıyor zannediyor. Saflığından yahut bilemediğinden veyahut yani dünyayı tanımadığından zannediyor. Öyle bir şey yok. O da istese egoistlik yapar. O da bencillik yapar. Yüzüne bile bakmaz. Adam yerine koymayabilir. Hiçbir şey vermez. Yanına bile yanaştırmaz. Yani vurur kafayı yatar. Hiç kale almayabilir. İmanından dolayı onu yapar. Ya bunu fark edemiyor birçok insan. O yüzden çatışmalar oluyor. Yani bu çatışmalar neden oluyor diyor da ya, kökeni budur. Biz size sadece Allah'ın yüzü için, Allah'ın rızası için yediriyoruz diye söylüyor Müslümanlar için. Efendim? Müslümanlar biz size sadece Allah'ın yüzü için, Allah'ın rızası için yediriyoruz diye söylüyor hocam. E tabii ki Allah rızası için olur. Mesela bak biz burada ikram yapıyoruz. İkram içeride çok zor hazırlanıyor. Evet. Yani meyveler kullanılıyor içinde, birçok meyve suları kullanılıyor. Bunlar pahalı şeyler. Özel olarak süsleniyor. Mesela yiyecekler özel olarak getirtiliyor. Ama adam bizim saflığımızdan kaynaklanıyor, zannedebilir bunu. Veyahut böyle darphane gibi bol para var. Ne varsa alıp getiriyor zannediyor olabilir. Öyle değil. Orada özel imanın gereği olarak İslam'a hizmet olsun, Kur'an'a fayda olsun diye irade koyuyor ve yorularak bunu elde ediyoruz. Yani bir gayret var orada. Yani ayakta onu insanla hazırlıyorlar. Sırf Allah'ın rızasını kazanmak için. Ama aklı olmayan da adam öylesine onu alıp getiriyor. Yani bilmediğinden, saflığından zanneder. Böyle bir şey yok. Halbuki aynı kişinin onda da olması lazım. Yani onu düşünen adam da olması lazım. Dünya o zaman güzel oluyor. Yani tek yanına egoist olarak dünya gitmez. Mesela bak bu bardaklar, özel seçilmiş bardaklar. Bazı akılsızlar zannediyor ki öyle zaten bardak vardır. Gittik pazardan aldık getirdik. Halbuki öyle değil. Bu bardaklar özel olarak seçiliyor ve pahalı bunlar. Özel olarak çok temiz, özenle yıkanıyor. Bu vakit alıyor. Ve meyve suları özel seçiliyor ve pahalı bunlar. Ve özel karışım yapılıyor. Mesela tatlıların yapımı bayağı vakit alıyor ve çok özenli. Yani adam enayi olduğundan yapmıyor bunu. Karşısındakine saygı duyduğu için yapıyor. İslam'a hizmet etmek için yapıyor. Ama bir akılsız için hani zaten olur böyle hani ne var bunda falan gibi düşünebilir. Böyle değil. Mesela ne bileyim oksijen havalandırması için özel pervane takıyoruz. Öyle rastgele takılmış bir şey değil. Mesela müzik özel olarak yapıyoruz. Açılmalar için daha dikkatleri açılsın gibisinden. Hani keyfe gelip laf olsun diye müzik açıyor değiliz. Dekorasyon her detayını evet. Mesela dekorun rahat ve dinlendirici olması, gözü yormaması. Biz rastgele alıp bunlar buraya koyuyor değiliz. Yani gözü ışık olarak yormayacak şeylere dikkat ediyoruz ve göze hoş gelmesi, dinlendirici olmasına dikkat ediyoruz. Ama birçok aptal bunlar rastlantı olduğunu zanneder. Yani öyle oluyor zaten. Hani arabası vardır, biniyor. Hani bazı akılsız zenginler olur ya, araba herhangi gider bir araba alır ama güzel oluyor araba. Evini de zaten hizmetçi yapıyor. Yani parada oluk oluk geliyor adama. Bunların hiçbirinden kendi hak eden haberi olmuyor. Ama burada öyle değil. Burada her şey tek tek düşünülerek yapılıyor. Ve emek verilerek yapılıyor. Mesela biz yorgun olsak da asla yorgunluğumuzu hissettirmiyoruz. Mesela ben grip olduğumda mutlaka gelirim. Grip olduğumu hiç kimse anlamaz. Değil mi? Çok gelir. Mesela grip salgını oluyor. Bana niye gelmesin ya? Bana da geliyor grip. Ama gidip ben yatak yorgan yatmam. Yani vicdanım el vermez. Mesela uykusuz olsam da ben mesela 2 saat falan uyuyorum, yine kalkıp geliyorum. Mesela yataktayken çok uyuma isteğim olabiliyor bazen. Ama bakıyorum vakit gelmiş, o
sohbet edeceğimiz imkan boş yere gitmiş olacak uykuyla. Ben diyorum onu uykuya vermem. Büyük bir şevkle ve heyecanla kalkıp hazırlanıyorum. Mesela bakıyorum yemek yemek vaktim alacak. Yemek yemiyorum. Hemen fırlayıp geliyorum. Hazır çorba içiyorum. Yani sulandırılmış olarak çorba aynı yiyecek şekline geliyor. Oradan vakitten istifade ediyorum. Ama birçok akılsız bunu tesadüfen olduğunu zanneder. Hani geliyoruz, eğlenmeye geliyoruz. Grip de olmuyor zaten, vücudumuz böyle çok zinde. Ya uykusuz da olmuyoruz zaten, öyle bir derdimiz de yok. Öyle bir şey değil. O hayvan felsefesini, hayvani felsefeyi öldürdüğümüz için. Yani insan bedenindeki o hayvanı öldürüp sadece insanı ortada bıraktığımız için oluyor bunlar. Yoksa bir hayvan vahşiliği insan üstüne oturur. Ve hayvan vahşiliği önünde olanların da ne kadar süründüğünü görüyorsunuz. Ne kadar aşağılandıklarını görüyorsunuz. Bizi gördüklerinde şaşırıyorlar onlar. Yani bu adamlara bir şekilde hani rulet gibi bir rast gelmiş yani iyi şeyler. Bize bir şekiller gelmiş. Ama nasıl olduysa olmuş. Şaşırıyor ama nereden geldiğine de şaşırıyor. Şanslı olduğumuzu düşünüyor. Hani olur ya böyle bazen evin altında altın madeni çıkar adamın, hiç ummazsın. Onun gibi böyle bir rastlantıyla ne oldu? Yani rastlantı değil. İrade kullanarak yapıyoruz. Yani bir insanın hayvanlık hakkı varsa bizim bir insanlık hakkımız vardır. Yani her insan istese hayvan gibi olabilir. Yani nefsini bıraksa, nefis zaten hayvandır. Biz o nefsi dizginleyip zorla diz çöktürüp İnsana hizmet ettiriyoruz. Ruhumuzdaki insana hizmet ettiriyoruz. Mesela kar yağıyor. Kar, ya ne yapıyor? Okullar iptal oluyor değil mi herkes? Evet. Gitmiyorlar. Normalde adam bizim evin çıkışı yokuş. Evet. Buz tutuyor ve araba için tehlikeli. Normalde gelmemem gerekir. Çünkü buranın yokuşu da çok dik. Makul olan nedir? Gidip evde oturmaktır. Karın yağışını seyretmektir. Öyle yapmıyorum. Yola bir ton tuz döktürüyorum. Zorlaştırıyorum yolu bak. Bir ton tuzdan. Hatta 1,5-2 ton tuz kullanılıyor. Yoldaştırıyorum. Soğuk umurumda bile değil. Arabaya atlayıp geliyorum. Bazı aptallar da yani öylesine sanki böyle İsviçre'deki gibi altı ısıtılmış yollardan geliyoruz böyle. Hani lüks içindeyiz. Hani keyfi kaçırmamak için geliyoruz. Öyle bir şey yok. Emek vererek yapıyoruz. Mesela bayram sabahı ben burada oluyorum. Adam onu anlamıyor neden olduğunu. Yani yazın mesela adam 3 ay tatile gidiyor. Ben buradayım. Bunun neden olduğunu da anlamıyor. Yani bu zaten olur hani. Halbuki ben orada irade kullanıyorum, imanımı kullanıyorum. Mesela konuları seçerken, ben istesem mesela korkabilirim. İngiliz derin devletini ben niye karşıma alayım? PKK'ya niye karşıma alayım? Cinayet işliyor adamlar, herhalde orada burada canlı bomba patlatıyorlar. Ben dava adamıyım, o dönemde ya tehlikeli, ben hiç bu işlere girmeyeyim diyebilirim. Darwinistleri niye karşıma alayım? Terör örgütlerini niye karşıma alayım? Hatta işte IŞİD, El-Kaide, Taliban gibi örgütlerle karşıma alıyorum. Gelenekçi Ortodoks Müslümanlarla karşıma alıyorum. Niye bunları yapayım? Yani eğer insan egoistse bunların hiçbirini yapmaması lazım. Nitekim böyle korkak tipler var. Bütün ömrü tavuk gibi odasında saklanarak yaşamakla geçiyor. Ben öyle bir şey yapmıyorum. Yani en tehlikeli olan şeylerin içine giriyorum, hiç çekinmem. Mesela gerekli oluyor, gündüz sabah herkes gidiyor. Ben yeniden yine yayına başlıyorum sabah. Herkes uyumaya gidiyor. Ben bakıyorum müsait. Ben kardeşlere acıdığım için gönderttiriyorum. Yoksa sabahleyin normalde programı yapmak istiyorum. Ama hakikaten ayakta duramayacak halde oluyor. Ben o yüzden gidiyorum. Yoksa gitmem yani. Yine devam ederim. Peygamberimize attığı oklara karşı koyabilmek için oklara elini tutan Talha bin Ubeydullah'ın eli parçalanıyor oklardan dolayı. Şu iki eliyle tutuyor, yüzüne gelmesini, oklar eline giriyor peygamberimize gelmemesi için. Uhud Savaşı'nda 80'e yakın yara alıyor.
80 yarıda insan komaya girer. Hemen her yeri kılıç, mızrak ve ok darbeleriyle yaralandığı halde Resulullah'ın yanından ayrılmıyor ve onu korumaya çalışıyor. Mesela Musab bin Umeyr Uhud Savaşı'nda bir kılıç darbesiyle sağ kolunu kaybediyor. Bak sağ kolunu kaybedince sancağı alıyor, sol kolundan tutmaya başlıyor. Ya bir insanın kolu koptu mu, savaş meydanına çekilir normalde, bitti yani. O sol kolunu kaybedince, bir sefer sol kolunu da koparıyorlar. Bir sefer kendisini peygamberimize siper ediyor, vücudunu. Korurken vücuduna saplanan bir mızrakla şehit oluyor bak, son ana kadar. İki kolunu kaybediyor, egoist bir insan. Bir kere bir kolunu bile kaybettirmek istemez. Niye gelsin ya? Egoist. İkinci kolunu niye kaybettirsin? Hadi iki kolunu kaybetti, niye kendine şehit ettirsin? Vücudunu tutuyor önüne ya peygamberin. İşte bu fedakarlığa biz güzel ahlak diyoruz. Mesela bazı ahmaklar da onun öyle hani boş bulunduğu için yaptığını zannediyordur. Hani kolunu kapattı, ne yapsın? Şaşırdı herhalde, öbür kolunu aldı zannediyor. Sonra da öyle boş bulunup vücudunu peygamberin önüne getirdi. Orada da vurdular zannediyor. Bu ahmaklık, bu çok yüksek ahlaka sahip olduğu için bunu yapıyor. Bunu ayırdı demeyen ahmaklar işte cehenneme gidiyorlar. Yani bu inceliği görenler cennete gidiyorlar. Mesela Bediüzzaman'ın da öyle hani yaşlı bir adamdı. Öylesine çılgınlık olsun diye girdi zannediyorlar. Öyle bir şey yok, irade kullanıyor. -10 derece hapishanede tahta barakanın içinde duruyor. Yani hani işler rast gitmedi de hapse düştü zannediyor. Yok ise hapse girmez, öyle bir şey olmaz yani. Yani böyle ahmak çok fazla insan var, kafası çalışmıyor. Yani fark edemiyor. Bak diyor ki Bediüzzaman, beni nefsini kurtarmayı düşünen hodyan bir adam mı zannediyorlar? Ben cemiyetin imanını kurtarmak yolunda dünyamı da feda ettim, ahiretim diyor. Ahiret denmez tabii ama yanlış olmuş. 80 küsur senelik bütün hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. Bu doğru. Bütün ömrüm harp meydanlarında, esaret zindanlarında yahut memleket hapishanelerinde, memleket mahkemelerinde geçti, görüyor musun? Çektiği ızdıraba bak. Harp meydanlarında, çünkü albay. Esaret zindanlarında, Rusya'da esir düşüyor. Memleket hapishanesinde, buraya da geliyor memleket hapishanesinde. Yahut mahkemede. Veyahut karakolda. Çekmediğim cefa, görmediğim eza kalmadı. Divan harplerde bir canı gibi muamele gördüm. Bir serseri gibi memleket sürgüne yollandım. Memleket zindanlarında aylarca ihtilattan men edildim, defalarca zehirlendim. Türlü türlü hakaretlere maruz kaldım diyor. Bir insanın bu kadar ızdırap verilmesi halinde, bak o insanın mücadeleye devam etmesi nasıl olur? Yüksek iman, yüksek ahlaklı olur. Onlar zaten öylesine yaşıyor da öyle bir şey yok. İrade kullanıyor. O da bir yan girip yatmayı yani. Mesela bak ben canımı yurt dışından geldiği için yalıda tutuyorum. Yalı yani çok güzel bir ev yani, güzel bir yer. Deniz kenarında falan. Yani alelade bir evde de tutabilirim. Olabilecek en güzel yiyecekleri getirtiyorum. Çok pahalı yiyecekler bunlar. Ama en güzel yiyecekleri getirtiyorum. Onu üzecek, rahatsız edecek hiçbir şey müsaade etmiyorum. Mesela gripti, günlerce getirttirmedim ben. Yani istesem bir egoist olsam grip halini alıp getirttiririm. Tamamen rahatsızlığı geçinceye kadar getirttirmedim. Ya bu benim saflığımdan kaynaklanmıyor yani. Vicdanlı olduğumdan kaynaklanıyor. Vicdanım el vermediğinden. Ama bazı aptallar bunu saflık olarak görebilirler. Ya adam hazır, eline geçmiş adam, al getir. Burada çalışsın, gayret etsin falan. Ben böyle bir şey yapmam. Mesela alelade yiyecekler de sunabilirim. Alelade bir evde de tutabilirim. Ama her şeyin en güzelini yapmaya çalışıyorum. Yani gösterdiğim hürmet, söylediğim iltifatlar, ben istesem iltifat etmem. Mesela ters ses bakabilirim. Hiçbir şekilde sevgi göstermem. Yani soğuk mesafeli davranabilirim. Yani üst perdeden davranabilirim. Yani ezecek şekilde de hareket edebilirim. Ama iltifat ediyorum, gönüllerini alıyorum. Sevgi göstertiyorum. Tek bir kere de iltifat etmiyorum. Defalarca iltifat ediyorum. Onun amacı ne? Onların sevgisini kazanmak. Kalplerini rahatlatmak. İçlerinde bir gerginlik olmasın. İçlerinde bir huzursuzluk olmasın diye özen göstertiyorum. Ama aptal birisi bunu anlamaz. Öylesine sanki ona böyle yani kur yapıyormuşum gibi de düşünebilir.
Mesela akılsızca, hatta daha da debeleniyor, daha da vahşileşiyor adam. Sanki meraklısıymışım gibi. Halbuki ben orada Allah rızası için yapıyorum. Yani yabancı bir ülkeden geldiği için burada yabancılık çekmesin, gönlü rahat olsun, içinde sevinç olsun diye yapıyorum. Bunların hepsinin düşünülerek yapıldığını bilmiyor adam. Yani o vahşi küt kafasıyla aynı şekilde yaşandığını zannediyor. Öyle bir şey yok. Burada gördüğü her hareket tek tek planlıdır ve düşünülerek yapılır. Her şeyde nezaket olur. Bazen öyle tiplere rastlıyorum. Bayağı küt oluyor. Yani öylesine olur zaten falan zannediyor. Öyle bir şey yok. Mesela ben tabii tenzih ederim de, yani hepsini tenzih ediyorum. İskender Paşa'nın şehir, o mübarek insan, profesör, mesela Fethullah Gülen de önemli bir insan ve birçok alim, hoca. Yani tek tek isimlerini sayarız. Hepsine derin devletin elemanları geldi, dediler ki sen, dediler, Türkiye'de ezerler, tehlike var, kaç, dediler. Bana da geldi, dediler. Bana üç kere falan söylediler, dediler, tehlikeli Türkiye, dediler. Kaç git, yurt dışına çık, dediler. Ben hadi oradan, dedim. Hiçbir şekilde koymadım. Ama bak hepsi tavsiye uyup yurt dışına çıktılar. Benim de bir korku olmaz. Yani ben derdim, yani dünya derdim yok benim, öyle bir şeyim olmaz. Mesela buraya misafir geliyor, ben mutlaka misafirle kısa da olsa görüşürüm ve egoistik yapmam. Mutlaka iltifat ederim, mutlaka hediye veririm. Ama bazı aptallar için hediye vermek enayiliktir onların kafasına göre. Yani ne gerek var falan. Boş yere para gidiyor, boş yere emek veriyorsun, boş yere vakit ayırıyorsun gibi düşünüyor. Halbuki bu bir yüksek ahlaktır. Mesela Musevi misafirler geliyor, hepsine koşerli yiyecekler getirttiriyorum. Yani istersem Allah razı olsun mesela koşar olmayan yiyecek de getirtebilirim. Ama koşar olmasa çok özen göstertiyorum. Bütün dini geleneklerine çok özen göstertiyorum. Yani en ufak hata olmaması için dikkat ediyorum. Güvenlikleri en üst seviyede sağlıyorum. Ben mesela espri yaptığımda öylesine kafama gelerek söylemiyorum. Her kelimeyi seçerek söylüyorum. Mesela ben de hiç iç karartıcı, insanlar bunaltıcı, ümitsiz de götürücü hiç konuşma gördünüz mü? İstersen dinleyin o hocaları, şeyhler, bakın nasıl konuşuyorlar. Bende asla öyle bir üslup olmaz. Ben mesela Ankara'dan geldiğinde 5 kuruş param yoktu. Halamdan ev kaldı. Yani çok yüksek bir para. Yeşilköy'de bir köşk. Yeşilköy pahalı bir yer. Değil mi oran köşk? Miras kaldı. O paranın tamamını kitaplara harcadım. Tamam. Ya payıma düşen paranın tamamını kitaplara harcadım. 5 kuruş bırakmadım üstümde. Benim 2 takım elbisem vardı. Fotoğraflarda görünür o Nokta dergisinden. Dizi pot yapmıştı böyle şey gibi, davul gibi. Ben yıllarca ondan gezdim yani. Para vermek istemedim. Yani bu kitaba verilen parayı daha önemli gördüm. Yani elbiseye niye para vereyim dedim. Ama bazı aptallar da benim saflığımdan zannedebilir onu. Halbuki onu bilinçli olarak yapıyorum. Aklımı, irademi kullanarak yapıyorum. Ama akılsız adam, ya ne gerek var diyor, elbise al gez falan diyor hani. Veyahut ona git ev al o paraya. İşine gücüne bak. Mesela ben iç mimari de okuyayım, istesem okulu bitiririm. İç mimar olarak çıkarım, atölye açarım, bilmem ne, evlenip işime gücüme bakabilirim. Onları da yani düşünemediğim için oluyor zannediyor. Halbuki bunların hepsini bir bir düşünerek, özel planlayarak yapıyorum. Onun için aptallar, egoistler sürünerek yaşıyor. Onun sebebini bilmiyorlar. Benim de böyle zenginlik ve rahatlık içinde yaşamamın da rastlantı olduğunu zannediyor. Halbuki ben Allah yolunda samimi olduğum için Allah bana bunu nasip ediyor. Onun sürünmesinin nedeni de öyle egoist ve akılsız olmasından kaynaklanıyor. Onun da nedenini anlayamıyor. Onun için çözemiyorlar. Yani bakıp bakıp hayret edecek, bu nasıl oluyor ya diyor. Ya sen Allah'ta inanıyorsun, Allah sana yardım ediyor.
Olur mu öyle şey diyor. Tabii o mucizeye inanmadığı için bunu göremiyor. Halbuki bu Allah'ın bir mucizesidir. Elde tutulur bir mucizedir bu. Mesela zannediyor ki benim limitsiz param var. Benim 5 kuruş param yok. Hiçbir yerde. Bankada, orada bile ne malım ne mülküm, hiçbir şeyim yok. Bir tek Ankara'da eski bir evin 160'ta 60'ın 1/3 hissesi üstümeydi. Onu da verdim. Yani ondan da kurtuldum yani. Üstüme hiçbir şey kalmasın diye. Yani öyle bir şey yok. Ben ne elime ne geçerse harcarım. Allah için. Millet de zannediyor ki yani bol para var. Ne yapacağımı şaşırıyorum. İşte mankenlere dağıtıyorum. Bütün millete dağıtıyorum. Ama para da akıyor oluk oluk. Ne yapacağımı şaşırdım. Böyle bir şey yok. Ben de istesem kendimi garantiye alayım diye, sigorta alayım bilmem, var ya meraklıları var. İşte bir köşeye para koyayım falan diyor. Hani kefen parası bilmem, eşek parası falan diye söylüyor. Benim öyle bir derdim yok. 5 kuruş bir yerde param yok yani. Hiçbir şekilde düşünmedim. Ve düşünmem de çok utanç verici bu durum, öyle bir şey. Millet de bunu akledemediğimi zannediyor. Aklediyorum fakat öyle bir şey olmaz yani. İmanımla öyle bir şeye gerek duymam. Mesela bana 9 kere suikast yapıldı. Adam saf olduğum için devam ediyorum zannediyor. Ya kardeşim, pirinçli olarak yapıyorum. Mesela İstanbul'a geldiğimde 7 kurşun sıktılar. İlk Ortaköy'e geldiğimizde. Normalde adam korkar, geri memleketine döner ya. Değil mi? Korkar, tırsar yani artık 7 kurşun yani, şakası yok. Umurumda bile değildi yani. Göğsümü yere yere camiye gidiyordum sabahları. Sırf kızdırmak için sabah erkenden kalkıyordum. İstesem evde namaz kılarım. Evde kılmıyordum. Ta Ortaköy deniz kenarı, yakın cami var normalde. 100 metre falan. Oraya gitmiyordum. 700 metre falan aşağıdaki camiye gidiyordum. Sırf yani korkmadığımı göstermek için. Yani delikanlılığı vurgulamak için. Bir de göğsümü yere yere. Ara karanlık sokaklardan geçiyordum. Hani gelin vurun yapabiliyorsanız gibisinden yani. Ondan kork, bundan kork, şundan kork. Öyle İslam'a hizmet olmaz. Ben mesela hep derin devletleri karşıma aldım. Değil mi? Adam kaç defa tutukladılar, tımarhaneye koydular falan. Hiç umurumda bile değildi. Tımarhanenin en tehlikeli yerlerine koydular. Yine umurumda olmadı hiç. Adam baktı, baş edemeyecek. En sonunda seni bırakalım git dedi. Atatürk'ün resminin önüne getirdiler beni. Hadi öperim dedi. Ben dedim öyle öpmem dedim. Öpersin öpersin dediler şöyle. Çenemin kenarına yapıştırdı elini. O fotoğraf var mı? Böyle el öpme olur mu ya? Şöyle yaptı çenemin kenarına. Ben de böyle yapıyorum şöyle. Getirdi sakalıma dayadı elini. Bak diyorsun el öptürük. El falan öptüğüm yok. Sen zorla orada onu elde ediyorsun. Yani hizaya getirdik demeye getiriyor. Ben hizaya gelmem. Sen hizaya geldin. Niye bırakıyorsun? Çünkü hizaya geldiğin için bırakıyorsun. 10 ay tuttular tımarhanede, baş edemedi, bıraktılar yani. Orada da tebliğ yapıyorsunuz, doktorlar. Ya kardeşim, orada beni kapalı servise koydular. 3 çelik kapıdan geçiliyor. Ben orada yine tebliğe devam ettim. Pencereden not yazıp atıyordum. Oradan aşağı, onlar da tırmanıyorlardı orada çeşitli yerlerden geçip. Oradan o bilgiyi alıp arkadaşlara iletiyorlardı. Yani bizde vazgeçme, yılma diye bir olay yok. Var mı resmi sende? O tımarhanedeki resmi de ver, o attığım pencere, not attığım pencereyi de görsünler. Bak şimdi bu görüyor musun? El öptüm bak. Sakalıma elini dayamış. Ne yazıyor orada altta? Kırmızı altı çizili yazı. Bundan sonra daha dikkatli davran. Bundan sonra bak ya, akıl hastasına bu söylenir mi? Ya akıl hastasına söyleyecek söz mü bu ya? Bak bundan sonra daha dikkatli davran. Biz adamı böyle hizaya getiririz diyor. Ayağını denk al diyor adam. Evet. Tımarhanedeki resmi göster.
Bakayım. Hay maşallah be aslanım. Şu deli sefer mi neydi şu? Bunlar oranın kıdemleriydi. 20 yıl falan dan beri oradalar yani inşallah. Tek çektirmek istedim bir türlü bırakmadı zaten. Bu pencereden atıyordum. Alt tarafı eski böyle mezbeleli gibi bir bahçeydi. Böyle hurda duvarlardan atlıyorlardı birkaç duvardan. Ondan sonra oraya geliniyor. Ona tedbir alamadılar. Onu tahmin edemediler ben oradan bağlantı kuracağımı. Yani bütün bunlar tesadüfen olmuyor. Kafa kullanarak yapıyorum. Yani tumarhane mesela avuç avuç ilaç veriyorlardı. Yani normalde oraya sağ giren ölü çıkar ya. Avuçla veriyorlar. Mahvolur insan. Mesela bak binlerce adamı şehit etmiş PKK terör örgütüne. Benim kadar hakaret eden, aşağılayan adam yoktur. Varsa söylesinler. Hemen hemen büyük bir kitle yalakalık, yardakçılık yapmaya başlamışlardı PKK'ya. Ben akıl almaz hakaretlerle aşağıladım. Ondan sonra PKK haddini bildi. Şu an en aşağılık örgüt olarak biliniyor. Sokakta gezen adamım. Değil mi? İsterse adam suikast yapabilir. Umurumda bile değil yani. Göğsümü yere yere geziyorum. Hani bazı böyle deli tipler var, önüne geleni çatar. Yani biz de rastlantı yapıyoruz zannediyor. Rastlantı değil. Düşünerek bilinçli yapıyorum. Çünkü cesaret vermem gerekiyor. PKK yücelttikleri için benim aşağılamam gerekiyor ki PKK'nın gerçek vasfını bilsinler. Ben mesela hiçbir Müslüman cemaati ezecek üslup kullanmadım. Mesela Elaziz'deki bir hep mesela benim bana biraz kısmen de olsa o zaman aleyhteydiler. Acayip koruyup koruyup teşvik ediyordum. Mesela Erbakan Hoca'ya hep baş tacı ettim. Şeyh Nazım Hocamızı ne kadar sevdim herkes bilir ama onu hakikaten seviyorum. Hepsi yani hangi birini söyleyeyim? Şu tahşiyeciler bile o garibim. Onlara bile sahip çıktım. Hepsine sahip çıktım. Mesela IŞİD bile vurulmalarını istemiyorum. Mesela vurulmalarını, ezilmelerini, onların bombalanmasını istemiyorum. Yani fikirlerine, şiddetlerine karşıyım. Etiketimi 8 numara. Etiketimi 8 numara. Mesela Cübbeli hapse girdi. Onunla ilgili benim davalarım vardı. Hakaret davası açmıştım. Baktım kelepçeli olarak getirecekler. Çünkü tutuklu olduğu için dava zaten hakaret davası. Normal hakaret davasına kelepçeli gelmesine gerek yok. Ama kelepçeli getirecekler mecburen kanunen öyle olduğu için. İslam'ın onuruna, Müslüman'ın onuruna zarar gelmesin diye bütün davalarım geri çektim. Yani kelepçeyle hakim huzuruna çıkmasın diye. Yani hepsine öyle şefkatli davranıyorum.